Değerli TV 8.5 izleyicileri, sevgili Mersinliler, müthiş gece devam ediyor. Bir Fikri Arıcan ve Murat Güngör organizasyonu Fikri Arıcan Fight Night. O bir eski dünya şampiyonu, eski sporcu Bilal Erbatan'dan bahsediyorum. Bu gece sporcularımızda görmüş olduğunuz kostümleri tasarlayan designer Bilal Erbatan. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bu güzel tasarımlar için bir kez daha. Ve gecemize tüm hızımızla devam edelim. İşte 7. maç. 63.5 kilogramda 3'er dakikalık 3 round üzerinden bir mücadele. Önce mavi köşede Ağrılı sporcumuz geliyor ringe. Sercan Koç! Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve respekt bir ülkedir Türklere Turan. Ve rakibi kırmızı köşede sihirli sporcu Orhan Erden. Sercan Koç karşılaşmasıyla Fikri Arıcan Fight Night devam ediyor değerli izleyenler. Mersin'deyiz Edip Buran Spor Salonu'nda çok keyifli bir gece ve 63,5 kilogramda çok keyifli bir karşılaşma daha bizlerle birlikte olacak. İşte Sercan ve Orhan bu şekilde dün yüz yüze geldiler ve bugün artık ringde yüz yüze gelme vakti onlar için. Maç öncesi son hazırlıklar yapılacak, vaykuru yapılacak değerli izleyenler. Bizim de çok değerli bir konuğumuz var yanımızda. Türkiye Muay Thai Federasyonu Profesyonel Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Şahade hocamız bizlerle birlikte. Hocam hayırlı olsun, yayınımıza da hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten çok güzel bir gece. Öncelikle Fikri Arıcan kardeşimi tebrik ediyorum. Çok güzel bir organizasyon hazırlamışlar. Tam Muay Thai'ye yakışır bir organizasyon ve fight kartı çok güzel. Atmosfer de çok iyi. İnşallah üç maçımızda kazasız belasız atlatırız. Ben de teşekkür ediyorum yeni görevimde hayır dilediğiniz için. İnşallah biz de başta Hasan Başkanımız, onu da tebrik ediyorum, Federasyon Başkanımızı. Onun liderliğinde biz de profesyonelde daha güzel ivmeler katacağız. Daha güzel faaliyetler yapacağız. Evet, yani Star Fight Arena zaten bir marka haline gelmiş durumda. Evet. Oradaki tecrübenizi, orada yaptıklarınızı da artık federasyonda görevli olarak tüm Türkiye'ye yayacaksınız aslında, evet, diyebiliriz. Star Fight Arena 2 Ocak'ta inşallah yapacağız. Farklı projelerimiz de var.
yani yaza doğru güzel sürprizlerimiz var. Evet, bir de tabii ki federasyon bünyesinde liglerden aslında Hasan Yıldız Başkanım da bahsetti, onu da biraz alalım aslında sizden. Süper Ligi kuracağız tabii. Biz de Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4 sporcumuzu alarak Süper Lig yapmak istiyoruz. 8 veya 10 ayak olarak. Zaten milli sporcularımıza özellikle yer vereceğiz bunda. Ayrıca Avrupa Federasyonu ve Dünya Federasyonu ile yapacağımız Euro Ligler de yapılacak. Bunlardan ayrı da işte bunun gibi özel galalar. Tabii bu faaliyetlerimizde hocam, de... Hocam hemen araya giriyorum, kusura bakmayın. Hemen ringe dönelim. Mustafa tamam. Özben tanıtın sporcuları, ardından sohbetimiz devam edecek. Önce Mavi Köşede. Ego Spor Kulübü sporcusu Göksel Cingöz ve Şahin Eroğlu yapıyor antrenörlüklerini. Ağrılı sporcumuz 22 yaşında, 1.72 boyunda, 60 kilogram ağırlığında, profesyonelde 8 maç yaptı. 8'ini de kazandı. Tam 7 kez Türkiye şampiyonu olmuş bir isim. Kickboks'ta 1 kez dünya üçüncülüğünü var. Muay Thai'de A klasta dünya ikincisi ve üçüncüsü Afrasiyap Sercan Koç. Ve rakibi kırmızı köşede Siirtli sporcumuz. Özel yayla yapıyor antrenörlüğünü. Mersin Pars Spor Kulübü sporcusu. 29 yaşında, 1.74 boyunda, 63,5 kilogram ağırlığında, profesyonelde 25 maç yaptı. 24'ünü kazandı. Tam 21 kez nakavt etti rakiplerini. Sadece bir kez mağlup oldu. 2009'da Muay Thai Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonu, 2012'de Muay Thai Avrupa ikincisi, 2012 A-Class Avrupa'nın en teknik sporcusu, 2013 Muay Thai Avrupa üçüncüsü, 2017'de dünya Muay Thai şampiyonası üçüncüsü, tam 12 kez Türkiye şampiyonu Ömer Kabus Orhan Erdem. Karşılaşmanın ring hakemi, uluslararası hakemlerimizden aynı zamanda Merkez Hakemi Üst Kurul Başkan Yardımcısı Sayın Murat Yıldız. Murat Yıldız yönetecek karşılaşmayı değerli izleyenler. Sercan Koç ve Orhan Erden karşı karşıya geliyor. Hakan Şahide Hocam, Sercan Koç'u yanlış hatırlamıyorsam en son Adana'da Starfighter'ını da izlemiştik. Evet. Ali Zarim Far'a karşı bir galibiyet almıştı. Evet. Neler söyleyeceksiniz orada maçla ilgili? Orada bir kemer maçı yaptırdık Sercan'a. Sercan şu an parlayan yıldızımız Muay Thai'de. Ama Orhan Erden de minik yıldızlardan beri çok tecrübeli bir çocuk. Evet, bakalım tecrübe mi kazanacak? Yeni parlayan bir yıldızımız mı? Hep birlikte göreceğiz. Gecenin en çok bekleyen maçlarından bir tanesi değerli izleyenler. 8 maçta 8 galibiyetle namağlup olarak buraya geldi Sercan Koç. Karşısında 25 maçta 24 galibiyetle, yalnızca bir mağlubiyetle buraya gelen Orhan Erden var. Mavi köşeye Sercan Koç, kırmızı köşeye Orhan Erden. Bakalım neler yaşanacak. İki sporcu da siyah şortla ringdeler. Saçı olmayan diyelim sporcumuz Orhan Erden bu karşılaşmada. İki sporcu ayırt edebilmeniz için bunu söyleyeyim. Sarkoç'u denemesi Orhan'dan geldi. Şimdi yavaşça üstüne gidiyor Sercan'ın. Sercan koşuyor, kendi kurtardı ama Orhan Erden sert bir low kick'le kombinasyonunu bitirdi. Biraz daha baskılı başlayan taraf Orhan Erden. Sercan şimdi yavaş yavaş Orhan'ın boşluklarını bulmaya başladı. Middle kick isabeti sol kroşeyi gösterdi. Tipi yakaladı sağ kroşe ardından ama Orhan'dan da sağ direkle karşılık geldi. Kıran kırana başladı karşılaşma. Clinch'te şu anda iplerde sporcular ve Murat Yıldız araya giriyor. Sercan ikinci, üçüncü roundda daha açılır diye düşünüyorum ben. Henüz daha karşılaşmanın başları. Evet. Hakan Şahide hocamızın da söylediği gibi değerli izleyenler. Orhan Erden ve Sercan Koç karşı karşıya geliyorlar. Fikri Arıcan Fight Night'ta. Gerçekten gecenin en çok beklenen maçlarından bir tanesiydi bu. Güzel kapandı, ardından kontrasağı gönderdi. Sercan, Orhan Erden ama yumruklarına devam ediyor. Sercan şimdi rakibin üstüne gitti. Dizlerini etkili kullanabilen bir sporcu. Bunları yapma çabasında. Clinch'te biraz daha üstün olabilir burada Orhan'a karşı. Şu ana kadar daha net haberi o vurdu ama Orhan Erden de sırtını yere doğru getirdi Sercan Koç'un. Sercan iplerden destek aldı, dengesini tekrar bulmayı başardı. Middle kick isabeti, tekme yakalandı. Orhan şimdi üstüne gidecek rakibinin. Mavi köşede clinch pozisyonu bir kez daha.
Orhan Erden yüzünü döndü rakibine ve ardından da hakem Murat Yıldız araya girdi. Long kick isabeti, denge ayağına Sercan'ın. Sercan Koç kendini yerde buldu. Sercan üstüne gidiyor rakibinin şimdi. Kılınç'ta bakalım ne üretebilecek burada diziyle. Güzel blokladı Orhan Sercan'ın dizlerini. İyi bir savunma pozisyonu aldı. Middle kick isabetsiz. Sercan'dan Orhan teknesini yakaladı. Ama istediği sol kroşeyi tam olarak gönderemedi. Sağ kroşe kaçıyor. Orhan'dan Sercan üstlük rakibinin. Çıkarken yakalamayı başardı Orhan. Low kickler ardından bir sağ isabeti Orhan Erden. Güçlü başladığı roundu güçlü de bitiriyor. İlk roundun sonuna geldik. Hakan Hocam gerçekten kıran kırana bir maç geçiyor çok şu ana kadar. Çok güzel bir round geçti ama Sercan istediği oyunu kuramadı. Sadece clinch'i düşündüğü için orada biraz yumruk tekme yedi. Yani biraz yumruk box tekmeyle öyle clinch'e girmesi lazım bence. Ya ilk roundda sanki Orhan Erden bir adım daha önde gibi gözüküyor. Sercan Koç'tan ama hala yakın bir karşılaşma değerli izleyenler. Orhan Erden'in Hakan Şahide hocamızın da bahsettiği gibi ciddi bir tecrübesi var. Hem yaş tabii olarak çok daha çok tecrübeli, çok dövüşken milli sporcumuz zaten. Ya güzel ülkemize başarılar. Tabii çok fazla. Sercan da yeni sporcumuz ama o da yavaş yavaş tecrübe kazanmaya başladı. Profesyonelde zaten yeni maçları bu. Amatörde çok başarılı. Dünya derecesi var, dünya ikincisi. Gerçekten tam Muay Thai'ye yakışır maç yapıyor. Ama Sercan biraz da boks tekmesini kullanması lazım. Evet, yani genç sporcuların özellikle böyle arenalarda kendilerini gösterebilmesi çok çok önemli. Evet. Onların da kariyeri Sercan'ın için. Kafasında o clinch var. O an girerken de birkaç yumruk yedi. Evet, ikinci raunda başlıyoruz değerli izleyenler. Sercan Koç, Orhan Erden karşılaşmasında. Afrasiyap Sercan ve kabus Orhan karşı karşıya. Arada clinch'i bulmak istiyor Sercan. Orhan'dan güzel bir diz. Sercan'dan karşılık geldi. Sercan Koç clinch'te bir diz daha şu anda. Evet. Arada fırsatı buldu. Bunu bakalım nasıl kullanabilecek. Orhan Erden biraz daha savunmaya çalışıyor kendini burada. Sercan Koç'a karşı. Yani clinch'te avantaj Sercan'da ama o noktaya kadar işler daha iyi gidiyor Orhan için. Bir aşılma var bu arada. Sağ gözün üstünde. Yok. Orhan Erden'in zannediyorum. Bilmiyorum çok göremedik ama. O, evet. O kombinasyonda Sercan ben açılır diye düşünüyordum. Güzel başladı. Bir doktor kontrolünden geçecek Orhan şu anda bize yakın köşede değerli izleyenler. Sercan Koç kılınça girmeyi başardığı anda aradı darbeyi de buldu. Rakibine vermek istediği hasarı da vermiş oldu. Evet ama Orhan Erden'in devam etmesinde bir problem yok. Ben sert. Karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor. Orhan Erden yumruklarını daha fazla arıyor. Sercan dizini biraz daha fazla kullanma çabasında. İkinci roundda güzel bir sol kroşe içeri girerken yakaladı Orhan'ı. Clinch'i istiyor bir kez daha Orhan Erden. Güzel kurtardı kendini oradan. Şu an Sercan güzel gidiyor. Dediğim gibi ikinci roundda açılacağını düşünüyordum. Bir kez daha clinch'i buldu. Dizlerini oldukça etkili kullanıyor rakibinin kaburgalarına doğru. Sercan Koç. Ya Sercan Koç tarafından yakalandığınız zaman oradan kurtulması çok kolay değil. Süre bir kez daha durduruldu. Değerli izleyenler, Orhan Erden bu sefer kendi köşesinde yine o kanamanın biraz durdurulması için ufak bir mola ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orhan Erden, Sercan Koç karşılaşmasına. Sercan Orhan Erden'i biraz daha yakalamaya başladı. Açık veriyor Orhan Erden. Sercan Koç bunları değerlendirme çabasında. Orhan istediği yumrukları vuramadı bu roundda. Sağ kroşe aradı. İkinci denemesi isabetsiz. Sol direği uzattı rakibinin göğsüne doğru Sercan. Şimdi bir kez daha yaklaştı sporcular. Clinch'te avantaj. Sercan Koç'ta. Ya Orhan Erden biraz daha savunmaya geçmek durumunda kalıyor hocam. Clinch evet. Pozisyonlarında. Biraz yoruldu ve istediği yumrukları atamadı. Sercan biraz presle boğdu yani. Low kick isabeti Orhan Erden'den geliyor. Son dakikasındayız ikinci roundun değerli izleyenler. Middle kick geldi. Şimdi Sercan represi yaptı. Low kick isabeti tekmeyi yakaladı. Sadriye uzattı. Ardından yine clinch.
Sırtı bu kez Sercan diplerde, Orhan da daha fazla diz darbesi yemeden kendini oradan çıkarmayı başardı. Sol direkler. Sercan bir kez daha pres yapan taraf. Sol kurşeyi kaçırdı. Middleton isabetli. Sol ayarı da geldi. Orhan bu tekmeyi yakaladı. Kurşelerini gönderdi. Sercan Koç'un baskısı devam ediyor ikinci roundda. Sadri'ye uzattı Orhan. Sercan Koç oldukça rahat. Menzilin hemen dışında kalabiliyor ama sol kurşe isabetli geldi bu sefer. Ön teknesini gayet iyi kullandı. Tipini gayet iyi kullandı. Şimdi sağ kroşe denemesi. İsabet yok. Tempo yüksek karşılaşmada. Low kick'le bitirdi kombinasyonu. Orhan Erden. Güçlü bitirmek istiyor ikinci roundu. Ve ikinci roundun sonu clinch pozisyonunda geldi. Hakan Şahide hocam, yani bahsettiğiniz gibi ikinci roundda Sercan biraz daha kendine geldi ama Orhan da toparlanıyor gibi. Sercan'ı çok iyi tanıyorum. Orhan'ı da tabii. Bildiğim için sporcu. İkinci, üçüncü roundda açılacağını düşünüyordum. Üçüncü roundda daha iyi olacak bence. İstediği yumruk tekme kombinasyonundan sonra dizleri uyguladı. İlk roundda bunu yapamamıştı. Boksun tekmesini kullandıktan sonra dizleri rahat buldu yani rakibini bozarak. Sonradan klişte üstün bence ikinci round Sercan'ın. Ya ilk round Orhan'a biraz daha yakındı. İkinci round Sercan'ın gibi gözüküyor. Sanki son round, son 3 dakika. Aynen bu round, bu round çok önemli. Ben Sercan'ın biraz daha baskılı olacağını düşünüyorum. Kondisyon konusunda Sercan bir adım daha önde gibi son round'a geldiğimizde. Önde hiç vites düşürmedi. İkinci round aynı viteste gitti. Ben Sercan'ın yapısını bildiğim için 3. round'da da aynı viteste gideceğini düşünüyorum. Gençliğin de avantajı biraz burada tabii. Öne çıkıyor. Var. 7 yaş daha genç rakibinden. Biraz daha Sercan. Şimdi bu round'dan sonra özgüven de geldi. Daha rahat çıkacaktır bu round'da. Yardımcılar. Orhan Erden için tezahüratlar var. Mersin'deydi. Buran Spor Salonu'nda değerli izleyenler. 3. ve son round başlıyor. Belirleyici olabilir bu round. Sercan Koç ve Orhan Erden arasında. Middle kick'le geldi. Sercan Koç baskısına devam ediyor. Kılıçta dizleri arıyor. Orhan'ı da iyice yordu bu kılıç pozisyonları. Ayrılırken bir sağa uzattı ama bunu yapmaması lazım Orhan'ın. Hakem Murat Yıldız'dan da aldı uyarıyı zaten. Tekrar ringin ortasındayız. Yani hem Sercan hem Orhan bu roundun belirleyici olabileceğinin farkındalar. Evet. Ucunda güzel bir sol isabeti geldi. Çeneye doğru bir sağ çıkardı. Sercan Koç kılıçta bir kez daha. Sercan istediği oyunu kuruyor, yapıyor. Şu an kontrol bence Sercan'da. İkinci roundun başından bu yana daha fazla geri adım atan taraf Orhan Erden. Orhan Erden. Şimdi tekmeyi yakaladı, üstüne gitti rakibinin Orhan Erden ama clinch pozisyonu bir kez daha hakem Murat Yıldız araya giriyor. 2 dakikadan az bir süre var. Müsabakanın sona ermesine. Dizleriyle çok etkili clinchlerde. Sercan Orhan da bunu kullanma çabasında ayrılırken sol dizini isabete çevirdi. Sercan middle kick yakalandı. Low kick denemesinden kaçmayı başardı ama denge ayağına gelen bu darbeden kaçmayı başardı Sercan Koç. Middle kick'i yakaladı bu sefer Sercan. Sırtı iplerde. Güzel bir middle kick Sercan Koç'tan geldi. Sol diziyle clinch'te etkili. Orhan bunları bloklama çabasında. Rakibinin sırtına gelmiş durumda. Orhan bir an sanki Murat Yıldız'ın araya girmesini bekledi ama devam dedi. Karşılaşmanın ring hakemi. 1 dakika 10 saniye var. Müsabakanın sona ermesine değerli izleyenler. Orhan Erden, Sercan Koç mücadelesi. Hakem kararına doğru gidiyor gibi sanki. Bakalım hakemlerimizin bu konudaki kararı nasıl olacak. Nefis bir karşılaşma gerçekten. Sercan Koç ile Orhan Erden arasında. Hakikaten kıran kırana bir müsabaka izliyoruz. Sercan'ın baskısı devam ediyor. Kılınçlardaki başarısı da devam ediyor. Direkt yumruklarını iyi kullandı Orhan Erden. Son bölümündeyiz artık karşılaşmanın değerli izleyenler. Tek bir darbenin karşılaşmayı bitirebileceğini bir kez daha hatırlatalım. Muay Thai'da özellikle her ring sporunu bu var belki ama özellikle Muay Thai için bu çok geçerli. Her an her şey olabilir.
Sercan bir kez daha bastırdı. Son saniyeler artık maçta. Bir kez daha kılınç, bir kez daha dizler Sercan Koç'tan ve mücadele sona eriyor. İki sporcunun da elleri havada, iki sporcu da gerçekten çok güzel performans gösterdiler. Çok güzel bir maçtı. Gerçekten ikinci ve üçüncü hafta Sercan dediğim gibi daha iyi performans gösterip istediğini yapacak diye düşünüyordum ve dediğim gibi de oldu. Bence Sercan aldı maçı. Evet, karşılaşmadan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. İlk round Zorhan'a daha yakın. 2 ve 3. roundlar Sercan'a daha yakın. İstediği oyunu kurdu. Boksunu, tekmesini yapmadığından 2. 3. roundda onu yaptı. Çok rahat bence maçı aldı. Hocam bu da bence önemli bir özellik. Genç bir sporcunun kazanması gereken bir özellik. Yani ilk roundda ne olup bittiğini görmek, rakibi biraz tabii, tartmak, neyin doğru tarttı, neyin yanlış olduğunu görmek. Tabii. Ardından ikinci roundda bunlara karşı bir taktikle çıkabilmek, kesinlikle, bunu uygulayabilmek çok önemli bir özellik. Sercan akıllı bir çocuk. İyi maçı okuyor. Ya bunu yapabilmek 22 yaşında bir sporcu için özellikle gerçekten, aynen, çok önemli. Bizi dünya şampiyonamızda da temsil edecek Sercan. 4-12 Aralık'ta dünya şampiyonası var Muay Thai'in. Orada da inşallah altın madalya bekliyoruz. Profesyonel kariyeri namalup. Bakalım bir dünya şampiyonluğu da gelecek mi? Sercan'ın tabii kariyeri namalup devam edecek mi? Bunu göreceğiz. Karşılaşmanın sonucunu öğrenmek için mikrofon tekrar Mustafa Özmen'de. Karar elimde. Hakemler değerlendirmelerini yaptı. Ve bir oy çokluğu durumu var. 2-1 müsabakayı puanla kazanan Mavi Köşe Sercan Koç, evet, Afrasiyap kazanıyor. Çok yakın bir karşılaşma hocam. İkisini de tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş güzel bir maç izlettiler bize. Ayrıca Acun Medya'ya, sizlere, Barış kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu sporlarımıza gerçekten çok büyük desteğiniz oluyor. Benim yaptığım maçlar ve arkadaşlarımızın yaptığı maçlar. Haftaya da Nusret Öncü hocamızın güzel bir organizasyonu var. Nusret hocama da buradan başarılar diliyorum haftaya. O da çok güzel. Bizim gerçekten büyüğümüz. Ona da şimdiden başarılar diliyorum hafta için. Evet, izleyicilerimizi hatırlatmış olalım değerli izleyenler. Hatırlatmış olalım sizlere. Önümüzdeki hafta cumartesi gecesi yine bu ekranlara sizleri bekliyoruz. Nusret Öncü Fight Club heyecanı bu ekranlarda sizlerle olacak. Hakan hocam çok teşekkürler yorumlarınız için de. Ben teşekkür ederim. 2 Ocak'ta güzel bir Muay Thai gecesiyle tekrar görüşmek üzere diyorum. Hem önümüzdeki Star Fight Arena organizasyonlarında hem de federasyondaki yeni görevinizde. Aynen. Bir kez daha başarılar diliyorum. Teşekkür sizlere ediyorum. Çok sağ olun. İyi seyirler diliyorum herkese. Evet değerli izleyenler, Hakan Şade bizlerle birlikteydi. Önümüzdeki günlerde onun da bahsettiği gibi 2 Ocak'ta yeni yılın ilk günlerinde Star Fight Arena'da yine bu ekranlarda sizlerle olacak. Sercan Koç galibiyeti aldı. Kariyerine namağlup olarak devam ediyor. Orhan Erden ise kariyerinin ikinci mağlubiyetini aldı değerli izleyenler. Fikri Arıcan Fight Night heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten üst düzey bir organizasyon izliyoruz şu anda. Biz çok keyifliyiz Mersin'de Edip Buran Spor Salonu'nda. Umarım siz değerli izleyenlerimiz de ekranlarınızın başında bizlerle aynı keyif alıyorsunuzdur. Aynı heyecanı yaşıyorsunuzdur.